Selamlar, Lusaka'dayım hala. Hala Lusaka'dayım. Hala aynı hostelde kalıyorum. Lusaka Backpackers'da kalıyorum. Bugün telefonumu kaybedeli 8 gün oldu. Ama kendime dün yeni bir telefon aldım. Artık kaldığım yerden devam edeceğim. Lusaka'yı çok fazla keşfetmek istemedim yani. Bir süre gerçekten hostelde bekleyip kalan paramı hesapladım. Ne yapacağım bundan sonra? Nereye gideceğim? Çünkü yeni telefon almam gerekti falan. Yani harcamalarım oldu. Ama gerçekten devam etmek istiyorum yola. Bu yolu maddi sıkıntılardan ya da başka bir şeyden bırakıp da Türkiye'ye dönmek istemedim. O yüzden bana destek olan insanlar da oldu. Özellikle Değişik Yollarda kanalının sahibi Mehmet. Onu tanıyorsunuzdur. Beni izliyorsanız kesinlikle zaten tanıyorsunuzdur onu. O bana çok tatlı bir şeyden bahsetti. Askıda gezi parasından bahsetti. Bu şöyle bir şey. Biliyorsunuz Türk gezginler olarak yani sayımız gerçekten 50'yi geçmiyordur. Hem gezip hem işte bu işi, YouTube işini yapmaya çalışanlar olarak biz bir şekilde birbirimizi tanıyoruz. Yüz yüze görüşemesek de sosyal medyadan birbirimizi takip ediyoruz. Birbirimizi paylaştığımız şeyleri izleyerek ya da beğenerek ya da paylaşarak desteklemeye çalışıyoruz. Onunla konuştum. Ben yeni telefon aldıktan sonra onunla iletişime geçtik. Konuştuk, bana bu askıda gezi parasından bahsetti. Şöyle bir şey arkadaşlar. Ne zaman ki böyle yola devam etmek isteyen ama belli başlı sorunlar yüzünden devam edemeyecek olan bir gezgin olduğunda, daha önce aynı yollardan geçmiş ve belli bir düzeye gelmiş bir gezgin, ona küçük bir yardımda bulunuyor maddi ve manevi olarak ve onun yola devam etmesine sebep oluyor. Benim için bunu yapan kişi de Değişik Mehmet oldu. Değişik Yollarda Mehmet oldu. Çok teşekkür ediyorum ona gerçekten. Yani bu inanılmaz bir şey. Çok mutlu hissettiren bir şey ve gerçekten yalnız hissettirmeyen bir şey. Çünkü biliyorum ki o da bu yollardan geçti. O yıllardır, 5 senedir yollarda. O yüzden çok iyi hissettiriyor bu destek. Şimdi bu bana geldi. Ben de umarım ileride böyle kanalım geliştiğinde ve yapmak istediklerimi yapacak bir noktaya eriştiğimde benim gibi yola çıkmış bir gezgine yardım edeceğim. O şu anda bu yardım zinciri şu an benim üstümde. Bu çok tatlı bir şey dediğim gibi. Şimdi arkadaşımla, hostelde biriyle tanıştım bu arada bu 8 günde. O da burada kalıyor 8 gündür. Burada belli araştırmalar yapıyor. Kendisi coğrafyacı. Onunla beraber dedik ki ne yapabiliriz Lusaka'da, ne yapılır? Sonra böyle birazcık aktif olabileceğimiz aktivitelere baktık ve Lusaka'da çok güzel, çok tatlı bir tırmanış, ne derler ona, tırmanış salonu var. Böyle hani dağcılar için ya da tırmanmak için böyle platformlar olur ya, böyle spor salonu gibi bir yerde. Oraya gideceğiz birlikte. Aylardır gerçekten çok farklı, değişik, güzel bir aktivite olacak. Oraya birlikte gideceğiz bugün. Size de orayı göstereceğim. Benim de ilk defa, ya ben de ilk defa deneyeceğim hayatımda böyle bir tırmanış platformunu. Daha önce üniversitedeyken arama ve kurtarma kulübündeydim. Onlarla beraber böyle küçük bir deneyimim olmuştu aslında. Ama bugün ilk defa gidiyorum diyebilirim. Öyle heyecanlıyım. Yani güzel olacak. Size zinde hissettiren, motivasyonunuzu yükselten güzel bir aktivite yapabiliyorsunuz. Merhaba. Ha? Merhaba. Merhaba. It's not merhaba. 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 Şimdi geldik. Geldiğimiz yer böyle bir yer. Burada girişte insanlar egzersiz yapıyorlar. Evet, biz buradan gireceğiz. Platform da, spor salonu da içeride bir yerdedir. Okay. Şimdi geldim arkadaşlar. Şurası AVM'nin girişi ve AVM'nin girişinde direkt karşınızda görebiliyorsunuz. Burası sabah 9'dan akşam 9'a kadar açık. İstediğiniz saate gelebiliyorsunuz. Zaten söylemiştim, çok uygun. Kamerayla çekmeme de izin verdiler. Hatta daha iyi olur dediler. Çünkü insanların burayı bilmesini istiyorlar. Çok tatlı. Size şimdi şöyle göstereyim bir girmeden. Yani ödemeyi yapmadan. Şurada böyle çocukların oynayabileceği alanlar var. Çocuklar için egzersizler var. Şu tarafta tırmanış platformları var. Şöyle şu tarafa bir bakayım. Para vermeden içeri girdin olmasın da. Böyle yine de burası da yetişkinler için egzersiz alanı. Böyle çok tatlı küçük bir yer ama bence gayet yeterli yani. Çok değişik platformlar var. Ben hiç hayatımda böyle zorlu, özellikle şunun gibi bir platformda herhangi bir tırmanış yapmadım. Ben daha önce şöyle düz bir duvarda tırmanış yapmıştım. O yüzden benim için çok farklı, çok tatlı bir aktivite olacak. Heyecanlıyım.
Zambiya'ya gelirseniz buraya kesinlikle gelin Lusaka'ya derim. Ve buranın ismi Pamitengo. Pamitengo by the trees demekmiş. Aslında Türkçe çok fazla çeviremez ama ağaçla alakalı bir şey. Öyle tatlı bir yer. Şurada fiyatlar yazıyor. Fiyatlar giriş 75 kıvaça, Zambiya kıvaçası. 70 demiştim ama 75'miş. Üyelik ise 1 aylık 600 TL oluyor. Zaten kıvaça ile TL aynı demiştim. Biz 75 TL'ye gireceğiz. Ayrıca ben ayakkabı kiralayacağım. Arkadaşım zaten dağcılık yaptığı için onun ekipmanları varmış yanında. Sadece ben alacağım. Burada da eğer tırmanış ayakkabıları için bağış yapmak isterseniz de buraya 5 TL bağış yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ayakkabıları da 10 kıvaçaya, 10 TL'ye kiralıyorsunuz. Çok tatlı, çok heyecanlıyım ama gerçekten içim aşıldı burayı görünce. 18 yaşından küçükler için de aileleriyle beraber buraya gelip kayıt olmaları gerekiyormuş. Bize böyle bir form verildi. Bu formu maddelerini okumanız gerekiyor. İşte başınıza gelecek tehlikelerden sorumluluk ya da olabilecek şeyler. Bunları okuyorsunuz. Ondan sonra şuraya isminizi yazıp imzalıyorsunuz. Böyle bayağı kaç tane madde var? Bayağı bir madde var arkadaşlar. Yani sayamayacağım şimdi. Öyle güzel, gayet tatlı biri var. Bize yardımcı oluyor. Şimdi aldım şöyle tırmanış ayakkabıları verdiler. Normalde ayakkabı numaranızdan bir numara küçük veriyorlar. Bunlar ya 35 ya 36. Şimdi bunu deneyeceğim. Ve normalde çorap giymeniz gerekiyor. Benim yanımda çorap yok ama bu çorabı tabii böyle herhangi bir hastalık bulaşmaması için giymeniz gerekiyor. Onun dışında giymeseniz de olurmuş. Benim yanımda çorap olmadığı için direkt böyle giyeceğim, deneyeceğim. Bayağı küçük görünüyor bu arada. Is it too small? Yeah. Evet, böyle tırmanacağım arkadaşlar. Böyle çok çok tatlı bir yer ya. Çok sevdim. Çok sevdim. Lusaka'ya gelirsiniz mutlaka gelin ya. Zambiya'da, Lusaka'da yapılacaklar number one. Bu... Those were size 3, these were size 4. Okay. Ben 3 numarayı denemiştim. O bana olmadı. 4 numarayı getirdi şimdi. 4 numarayı deneyeceğim. Yay, giydim şimdi. Ben deneyimsiz olduğum için burada başka arkadaşlar da var. Bize böyle bir introduction, yani bir başlangıç seviyesinde bir şeyler gösterecekler, öğretecekler. Çünkü güvenlik önemli arkadaşlar tırmanışta. Arkadaşım bayağı deneyimli olduğu için o şu an oraya gitti. Zıplamaya, atlamaya başladı bile. Biz çömezler olarak şimdi öğrenmeye gidiyoruz. Yeah. Mm-hmm. So, first up, thank you very much for coming and welcome to Pamitengo. Thank you. We are going to go through basic safety and a little bit of training. The first thing we do is that we learn how to fall. It sounds stupid, but what happens we see sometimes is that people are very, very good at climbing. Naturally, strong, confident. You get to the top, you look down and you go, oh! And then we do not like that. So what we do is we try to make sure that by the time you're up there, you're already used to the height and you're used to falling. We reduce the risk of injury. We can never completely eliminate injury. You can probably feel there's things like the mat is soft, we'll teach you how to fall, but there's always a chance. We just try to make it as small as possible. So when we fall, the basics. We always try to land on our feet. The safest way to fall is to try to land on your feet. Big important thing is where we put our hands. Our hands go nowhere near the floor. Main reason for this is wrists and elbows and shoulders break really easily. Fall like this, it's really easy to snap something. Again, if you don't like injury, try not to do that. The simplest way to remember is to touch something. So, in general, either like this, hands across, put your hands together like this, it just, I try not to do this because it takes too long, it can be a bit confusing, but just touch something in front of you, okay? Uh-huh. So when we land, we're going to land with our legs just a bit wider than shoulder width, we're going to land nice with our legs bent, mm-hmm. And all we do when we do this is we squat down, and we roll onto our backs. It looks quite simple, we're all going to try it now, I can hold that for you if you want. Okay. So all you do is you're going to do a little jump like this, we're going to... Şimdi düşmeyi öğreneceğiz arkadaşlar. Very, very
Daha önce bunu denememiş arkadaşlar için de açıklayayım. Bir seferde sadece tek bir renge dokunabiliyorsunuz. Yani burada gördüğünüz her şeye dokunamıyorsunuz. Selmen şimdi yeşili deniyor. Yeşil de şu tarafa doğru gidecek. Hiç göründüğü gibi kolay değil, biliyor musunuz? Yani belki görünüşte de kolay görünmüyordur ama. Ya. Oh ya. Oo. Süper bir kardiyo. Hiperaktif çocuklarınızı böyle yerlere yazdırın. Gerçekten. Dövüş sanatı falan değil. Kesinlikle buna yazdırın. Tırmanış öğrensinler.
Yani bir elinizi renkten renge atarken bile o kadar çok enerji harcıyorsunuz ki. Perfect. Şu yeşil çok zor. Bir anda... Şimdi şu kırmızıyı da deneyelim bakalım. Gaza geldik iyice. Oh, I don't know. Good luck. Can do that. And you're tall. You're taller than me. There's no excuse. I know. Sadly. I start to laugh like you. Huh? What? I start to laugh like you. Which I started one? To... laugh like this. And I start to laugh like that. Göstersin bakalım doğru yolu. Because this one is all about which direction you lean into. Yeah. So stay to the right.
find this holy from underneath and push up. And then? Stand up, stand up. You can't stand on this one, it holds because you have to hold this it from underneath. You lean into it, you know? Sinir oldum ya. Nasıl şu an? Çok güzel. Çok yeni, güzel. Çok güzel. Güzel. Yeni hobimi açıklıyorum. Artık bunu sizinle paylaşma zamanı geldi. Artık gezdiğim yerlerde gerçekten tırmanış çalışabileceğim yerlere bakacağım. 10 numara. Çok güzel. Çok güzel. Ya tırmanışı bu kadar seveceğimi biliyordum. Ama bu kadar seveceğimi bilmiyordum. Şimdi böyle şey gibi oldu. Hani her gün gelesim var buraya. Ya da ne bileyim gittiğim ülkelerdeki, şehirlerdeki böyle yerleri araştırıp hemen gidip pratiğe devam etmek falan istiyorum. Türkiye döndüğümde devam etmek falan istiyorum. Bir yere yazılayım da işte gideyim, eğleneyim falan. O kafaya girdim yani. O kadar çok sevdim. Bunun için Zambiya'ya gelmenize gerek yok arkadaşlar. Türkiye'de de böyle bir platformu bulup deneyebilirsiniz gerçekten. Spor yapmayı seviyorsanız. Üstümüze düşebilir. Spor yapmayı seviyorsanız. Kardiyo yapmayı seviyorsanız. Böyle enerji atacak çok fazla enerjiniz varsa ya da depresyondaysanız ve enerjik hissetmek istiyorsanız kesinlikle şehrinizde bir yerde tırmanış platformunun olduğu, buna ne deniyor bilmiyorum ama tırmanış çalışabileceğiniz, öğrenebileceğiniz bir yer bulun. Çok güzel bir aktivite, bayıldım. Bellissimo. Telefonunuzu kaybetmenizi, telefonunuzun çalınmasını, hatta cebinizde böyle çok az bir miktarla seyahat ediyor olmanızı bile unutturacak kadar güzel bir aktivite. Hoş, sevdim. Okay. Evet, çay olmalı. Bu arada tırmanırken parmaklarınız ağrıyabiliyor çünkü buradaki damarlarınız hep düz durmaya alıştıkları için şu hareketlerle falan bayağı böyle bir normalde şuradaki damarlarınız ve kaslarınız daha kısa ama siz tırmanış yaparken onlar uzuyor ya. O yüzden onların varlığını çok fazla hissediyorsunuz. Ayrıca şuradaki kaslarınız, damarlarınız falan bayağı bir yoruluyor. O yüzden hoca şey dedi bize, uyumadan önce şöyle yapın. Şunu şöyle aşağı, elleriniz, avuçlarınızı birbirinize yapıştırıyorsunuz. Sonra aşağıya doğru iniyorsunuz. Sonra şöyle çeviriyorsunuz. Ve kollarınızdaki o damarları, parmaklarınızdaki o damarları, kasların... Şöyle yukarı kaldırıyorsunuz. Oradaki gerilmeyi hissediyorsunuz. Çok güzel. Videoyu burada kapatacağım arkadaşlar. Size yeterince bilgi verdim. Dediğim gibi Zambiya, Lusaka'ya gelirseniz buraya kesinlikle gelin. Güzel bir aktivite yapmış olursunuz. Hem de bu kadar güzel bir yere katkınız olmuş olur. Bu arada biz buraya saat 6'da geldik, akşam 6'da ve burada bir çalışma vardı galiba. Burada bir ders falan veriyorlardı galiba. O yüzden ve girerken şimdi para vermenize gerek yok dediler. Yani biraz ücretsiz bir şekilde burayı kullanmış olduk. Ama ayakkabılar için 5 TL bağış veya 10... Ya bilmiyorum, zaten giriş 75 liraydı ve şu an bedava girdik. O 75 lirayı direkt bağış olarak bile veresim var yani, vereceğim de. Güzel bir yer, tatlı bir yer. O yüzden Zambiya'ya gelirseniz yapın. Zambiya'ya gelmezseniz, Türkiye'deyseniz ve böyle bir şey hiçbir zaman hayatında denemediyseniz kesinlikle deneyin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Farklı bir video oldu her zamankinden. Hoşça kalın. Gelecek videolarda görüşürüz. I thought it's soft. Thank you. Good night. Saat 9 oldu, hala buradayız.